İkinci şu an mütalasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci makamın birinci meyvesi tevhid ve vahdette cemali ilahi ve kemali rabbani tezahür eder. Eğer vahdet olmazsa o hazine-i ezeliye gizli kalır. Vahdet Allah'ın birliğidir. Tevhid ise Allah'ı birlemek, ve Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına iman etmek demektir. Kim ki vahdete inanırsa ehli tevhid olur. Cemal ilahi Allah'ın zatının güzelliği demektir. Bizler bu güzelliğin mahiyetini anlamaktan aciziz. Zira Allah Teala maddeden mücerret ve cisimden münezzehtir. İnsan ise maddeyle kaim ve cisimle mevcuttur. Maddeyle kaim olan insanın maddeden mücerret olan bir güzelliği hakkıyla anlaması mümkün değildir. Zira insan maddeden mücerret düşünemez ve bildiği bütün güzellikler madde üzerinde gözüken güzelliklerdir. Böyle bir insanın maddeden münezzeh olan Allah'ın zati güzelliğini idrak etmesi ve bu güzelliğin mahiyetini kavraması mümkün değildir. Ancak iman eder ve bilir ki güzellik ancak güzelden gelir. Şu mahlukattaki eşsiz güzellikler Allah'ın güzelliğinin bir tecellisi ve binler perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Kemal-i Rabbani ise Allah'ın isim ve sıfatlarının kusursuzluğu ve bu isim ve sıfatlarda bir sınırın olmamasıdır. Mesela Allah'ın iradesinin kayıtsız olması ve hiçbir şeyin bu iradeye müdahale edememesi. İlim sıfatının her şeyi ihata etmesi ve cehlin ona ağız olamaması, kudretin her şeyi kuşatması ve aczin ona ilişememesi, her şeyi görmesi ve hiçbir şeyin nazar şuhudundan gizlenememesi. Bunlar gibi Allah'ın bütün isim ve sıfatlarının sonsuz ve nihayetsiz oluşu Allah'ın kemalidir. İnsan bu kemali hakıyla anlamaktan acizdir. Zira sonlu olan insan sonsuzluğu anlayamaz. Allah'ın isim ve sıfatlarının nihayetsizliğini kavrayamaz. Ancak iman ve tasdik eder. Demek cemali ilahi dediğimizde Allah'ın zatının güzelliğini, kemali rabbani dediğimizde ise isim ve sıfatlarının kusursuzluğunu ve sonsuzluğunu anlamalıyız. Üstadımız dedi ki tevhid ve vahdette cemali ilahi ve kemali rabbani tezahü eder. Eğer vahdet olmazsa o hazine-i ezeliye gizli kalır. Tevhidi ve vahdeti bir aynaya benzetebiliriz. Bu aynayı eşyaya tuttuğumuzda Birden Allah'ın cemali ve kemali tezahür ediyor. Aynayı çektiğimizde ise cemali ilahi ve kemali rabbani gizleniyor. Şöyle ki bir damla da güneşi gösterip tecellisine ayna olur. Ancak diyemez ki ben de deniz gibiyim. Aynen bunun gibi her bir eşya Allah'ın cemalini ve kemalini gösterip cirmi nisbetinde o cemal ve kemale aynı olur. Ancak diyemez ki ben Allah'ın cemal ve kemaline kainat gibi aynayım. Böyle diyemez çünkü cismi müsaade etmez. Ancak vahdet ve tevhid aynası o küçük eşyaya ya da o cüz'i fiile tutulup o eşya ve fiil vahdet ve tevhid aynasında aksederse birden o küçük eşya ve o cüz'i fiil külliyet kesbedip Allah'ın cemal ve kemaline yeryüzü kadar büyük bir ayna oluyor. Vahdet ve tevhid aynası çekildiğinde birden bu hazine-i ezeliye gizleniyor. O eşya ve fiil cüz'ilikte kalıp Allah'ın cemal ve kemalini hakkıyla gösteremiyor. Bu meseleyi inşallah bir sonraki derste daha da açacağız. Şimdilik Allah'a emanet olun.